Oslo Havalimanı'na indiğinizde burada araba kiralayarak bütün Norveç'i gezebilirsiniz. Araba kiralama çok uygun fiyata. Ama Oslo şehir merkezini kiraladığınız arabayla gezmeniz çok zor. Çünkü otopark ücretleri günlük 65 eurodan başlıyor. Hangi otoparka giderseniz gidin 65 euronun aşağısına bir otopark bulma şansınız çok zor. Videonun açıklamalar kısmında size bir otopark adresi paylaşacağım. Burası şehir merkezine 8 kilometre uzaklıkta, yaklaşık 20 dakika sürüyor. Bu otopark 48 saat boyunca arabanızı ücretsiz park edebileceğiniz bir lokasyon. Ve buradan metroyla şehir merkezine çok kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Böylece toplu taşıma ve yürüyerek Oslo şehrini keşfedebilirsiniz. Oslo şehrinde arabanızı park ettikten sonra yürüyerek ya da toplu taşımayla bu şehri keşfedebilirsiniz. Toplu taşıma tiketlerinizi alabilmeniz için telefonunuza Ruter uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Böylece buradan biletlerinizi satın alıp şehri keşfetmeye devam edebilirsiniz. Oslo seyahatim sırasında Airbnb üzerinden oldukça uygun bir fiyata bir ev buldum. Havalimanına sadece yarım saat uzaklıkta, doğayla iç içe, sakin bir göl kenarında yer alan ahşap bir evde konaklama fırsatım oldu. Özellikle gün doğumu ve gün batımında güneşin göle yansıyan manzarası gerçekten büyüleyiciydi. Sessizliğin içinde, doğanın huzurlu atmosferinde vakit geçirmek olağanüstüydü. Evin bulunduğu yerde futbol, voleybol ve balık tutma gibi birçok aktivite imkanı da vardı. Bu deneyim Oslo seyahatimin en unutulmaz anlarından biri olarak aklımda kalacak. Şimdiki durağımız ise Oslo şehrinin ilk sırada görülmesi, gezilmesi gereken, akşam 21'e kadar da açık olan Oslo Kalesi. Burası Osmanlı Devleti'nin kurulduğu yıl, yani 1299 yılında inşası tamamlanmıştır. Norveç'in başkenti Oslo'nun kalbinde yer alan Akershus Kalesi, tarih, mimari ve kültür açısından zengin bir geçmişe sahip. Oslo Fiyordu'na bakan bu Orta Çağ Kalesi, Norveç'in en önemli tarihi yapılarından biri olarak kabul edilir. Kale 14. yüzyılda inşa edilmiş ve o zamandan beri birçok kez yenilenmiştir. Ziyaretçilere tarihi bir yolculuk sunan Akershus Kalesi, aynı zamanda Norveç kraliyet ailesi ve devlet törenleri için önemli bir mekandır. Orta Çağ'da bir savunma kalesi olarak kullanılan Akershus, zamanla Norveç krallarının ikametgahı haline gelmiştir. 17. yüzyılda kale Rönesans tarzında yeniden inşa edilmiştir. Bu dönemde kale daha modern bir savunma sistemiyle donatılmış ve estetik açıdan da önemli değişiklikler geçirmiştir. İç mekanları ise tarih boyunca farklı amaçlar için kullanılmıştır. Kraliyet şapeli, görkemli balo salonları ve çeşitli sergi odaları ziyaretçilere kale içindeki yaşam hakkında fikir verir. Kalenin içinde yer alan Akershus Şapeli, Norveç kraliyet ailesinin önemli üyelerinin mezarlarına ev sahipliği yapar. Akershus Kalesi'nde düzenlenen etkinlikler arasında tarihi canlandırmalar, konserler ve özel sergiler yer alır. Kale ayrıca Norveç'in bağımsızlık günü olan 17 Mayıs'ta düzenlenen törenler ve diğer önemli devlet etkinlikleri için de kullanılmaktadır. Akershus Kalesi sadece Norveç'in değil, aynı zamanda tüm İskandinavya'nın tarihine tanıklık etmiş önemli bir yapıdır. Oslo şehri gerçekten daha önce izlediğim vlog programlarında da duymuştum. Çok pahalı bir şehir. Latte 6 euro. Latte macchiato 10 euro.
şu an bulunduğum bina 1931 yılında yapımına başlanmış ama 2. Dünya Savaşı'nın verdiği ekonomik krizle 1950 yılında yapımı tamamlanmış olan, her yılda Nobel Barış Ödülleri'nin teslim edildiği Oslo Belediye Binası'ndayız. Oslo Belediye Binası, bugünkü haliyle bina, 2. Dünya Savaşı sırasında bir kesintiyle 1931 ve 1950 yılları arasında inşa edilmiştir. Çatısında her saat başı çalan 49 adet çan bulunmaktadır. 2005 yılında Oslo'nun 100 yılın yapısı olarak adlandırılmıştır. Binayı gezebilmeniz için öncelikle sıkı bir güvenlik kontrolünden geçiriliyorsunuz ve binayı ücretsiz gezebiliyorsunuz. Bence binayı gezmeniz için en az bir saatinizi ayırmalısınız. Binada özellikle her Aralık ayında gerçekleşen Nobel Barış Ödülü töreni başta olmak üzere çeşitli etkinlikler ve törenler düzenlenmektedir. Binanın tam ortasında da Nobel Barış Ödülleri'nin de verildiği büyük bir salon var. Bu salonun sanatçı Henrik Zorense'nin duvar resimleriyle süslenmiştir. Bu duvar resimleri Norveç tarihi ve efsanelerinden sahneleri tasvir ediyor. İçerisinde belediye meclisi, şehir idaresi, sanat stüdyosu ve sanat galerileri bulunmaktadır. Şimdiki bulunduğum bölüm ise Oslo Belediye Binası'nın Belediye Meclis bölümü. Bulunduğum yer Damreedet. Buranın önemi Norveç ve Oslo'nun tarihi eski binaları. Arkamda gördüğünüz renkli renkli binaların tamamı ahşap. Bir Norveç ticket'ı satın almak istediğinizde sitelerde kapak resmi olarak kullanılıyor. Ya da Norveç'te gezilecek yerlerle ilgili vlog ve blog yazılarını siteleri kurcaladığınızda herkesin kapak resmi olarak kullandığı bu nostaljik evler gerçekten şöyle bir yarım saatinizi ayırabileceğiniz, gezebileceğiniz bir caddeye sahip. Bulunduğum cadde Carl Johans Caddesi. Bu caddenin başında Oslo Katedrali yer alıyor. Ortasında Norveç Parlamentosu yer alıyor. Ve caddenin en sonunda da Nobel Barış Ödülleri'nde verildiği Oslo Belediye Binası yer alıyor. Ve çeşitli mağazaların olduğu, binlerce insanın sanki İstiklal Caddesi'nde olduğu gibi yürüyüş yaptığı,
gününü geçirdiği, kafeteryalarda oturup dinlenebileceği, bankaların olduğu çok hareketli bir cadde olan Carl Jones Caddesi. Belediye binasının ardından rotanızı kentin simge yapılar arasında sayılan Oslo Katedrali'ne çevirebilirsiniz. Çünkü belediye binasından Oslo Katedrali'ne yürüyerek rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Hatta bu yürüme yolculuğu esnasında Norveç Parlamento binasını ve Oslo'nun İstiklal Caddesi diyebileceğimiz Carl Jones Caddesi'ni de ziyaret edebilirsiniz. 1697 yılından bu yana kullanımda olan katedral, dini faaliyetler dışında halka açık etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Barok tarzı mimariye sahip yapı, görkemini büyük oranda 20. yüzyılda gerçekleştirilen çalışmalara borçlu. Bu çalışmaların başında 1936-1950 yılları arasında Emmanuel Vigeland'ın imzasını taşıyan vitraylar geliyor. Bünyesinde 18. yüzyıl eserleri de bulunan Oslo Katedrali'ni ziyaret ettiğinizde içerisindeki detaylar kadar hemen arkasındaki çarşı salonlarına da odaklanabilirsiniz. Bu sayede yerel kültürden izler taşıyan ürünlerden satın alma ve Oslo mutfağının en özel lezzetlerini deneme imkanı bulabilirsiniz. Munch Müzesi, dünyanın en büyük bireysel sanatçı müzelerinden bir tanesidir. İlk kuruluş tarihi 1950'li yıllara dayanmaktadır. Müzenin son hali 21 Ekim 2021'de açılmıştır. 13 kat ve 11 farklı sergi alanından oluşmaktadır. İçerisinde Edvard Munch'un 1183 tablosu dahil olmak üzere 26.000 eser bulunmaktadır. Opera binası, Norveç Ulusal Opera ve Bale sahnesi Oslo merkezinde yer almakta. Norveç Devlet Dairesi tarafından işletilmekte. Toplam 38.500 metrekare alanda 1100 oda bulunmakta. Ana sahne 1364 koltuğa sahip. Norveç'e yapılmış en büyük kültür binasıdır. İçine giremeseniz de mutlaka ve mutlaka gelip en azından dışında ve terasında vakit geçirmelisiniz. 1999 yılında yeni opera binası yapılsın diye kararı verilince bir tasarım yarışması yapılıyor. Ve 350 aday içerisinden şu anki bina kabul ediliyor. 2007 yılında bitiriliyor. 760 milyon dolar bütçesi varken sadece 52 milyona tamamlanıyor. Opera binası
senede 300 gösteri ve 250 bin misafir ağırlayabilmesi ile Norveç halkına yoğun hizmet vermektedir. Denize sıfır ve hiç içine girmeden çatısındaki terasa çıkabiliyorsunuz. Terasına açık, güneşli bir günde çıkarsanız çok güzel bir gün batımı izleyebilirsiniz. Martılar mutlaka size eşlik edecektir ve martılarla fotoğraf çekebilirsiniz. Terasa çıkmak için ücret ödemiyorsunuz. Şimdiki durağımız Oslo Üniversitesi'nin bünyesinde yer alan 1814 yılında tamamlanmış, açılmış olan Norveç'in en eski botanik bahçesi. Burası özellikle yaz aylarında gezebileceğiniz, bitkisel çeşitliliğin fazla olduğu 2-3 saatinizi ayırabileceğiniz enfes bir yer. Kesinlikle uğramanızı tavsiye ediyorum. Oslo Üniversitesi Botanik Bahçesi, Norveç'in en turistik mekanlarından biri olarak öne çıkmaktadır. 1814 yılında kurulan bahçe, Oslo Üniversitesi tarafından yönetilmektedir. Norveç'in Oslo şehrinde Toyan bölgesinde yer almaktadır. Pek çok ilgi çekici koleksiyona ev sahipliği yapan cazibe merkezi, yaklaşık 1800 bitki çeşidi ile ziyaretçileri kendine hayran bırakmaktadır. Norveç'in en eski botanik bahçesidir. Oslo Üniversitesi Botanik Bahçesi, muhteşem atmosferiyle Norveç'in en huzurlu mekanlarından biridir. Norveç'in ilk botanik bahçesi olan bu etkileyici mekan, yüzlerce bitkiye ev sahipliği yapmaktadır. Kuruluşundan bu yana hızla büyümeye devam etmektedir. 1975 yılında, 1863 tarihinde kurulmuş olan Botanik Müzesi ile birleştirilmiştir. Zengin bir koleksiyona sahip olan cazibe merkezi, aynı zamanda botanik bilimiyle alakalı araştırmaların yapıldığı bir merkezdir. Özellikle ziyaretçilerine bambaşka bir deneyim yaşatan koku bahçesiyle herkesi büyülemektedir. Şu anki bulunduğum nokta Oslo şehrinin tam kalbi konumunda yer alan Frogner Park. Hem sanat severler için hem doğa yürüyüşü severler için kesinlikle tavsiye edebileceğim bir yer. Arkamdaki anıtta ve çevresinde toplam 192 tane heykel ve heykelcikten oluşan 1,5 saatlik bir yürüyüş parkuna sahip olan güzel bir yer. İçinde bulunduğumuz parkta Gustav Wegeland isimli heykeltıraşın hayatı boyunca yaptığı 200 heykelin bir arada sergilendiği bu park, tek bir heykeltıraşın eserlerinin sergilendiği dünyanın en büyük parkı özelliğini taşıyor. Ana kapı, köprü ve çocuk oyun alanı, çeşme, monopolit plato ve hayat çarkı isimli 5 farklı bölümden oluşan bu parkta oldukça keyifli vakit geçirebilirsiniz. Heykellerin ana teması insan yaşamı ve duygularıdır. İnsanın gizlenen ve kötü yaftası yapıştırılan bir takım duyguları heykellerde resmedilmiştir. Heykeltıraşın amacı bu duyguların evrenselliğini ve normalliğini göstermektir. Bundan dolayı heykeller büyük anlam ve önem taşımaktadır. Frogner Park, Norveç'in Oslo şehrinde yer alan eşsiz bir doğa parkıdır. Eşsiz gül koleksiyonuna ve tam olarak 150 tür çeşitli bitkiye ev sahipliği yapmaktadır.
Oslo şehrinin oksijen merkezidir. Uzun doğa yürüyüşlerine ya da pikniklere olanak sağlamaktadır. Eşsiz doğa harikasının yanı sıra park içerisinde yer alan heykel müzesi de görülmeye değerdir. Norveç gezimin birinci gününden merhabalar. Şu ana kadar karşılaştığım zorluklar ve kolaylıklarla alakalı size bilgilendirmek istiyorum. Norveç uçak biletimi aldıktan sonra ikinci yapmış olduğum plan ise bir araba kiralamak. Norveç'te araba kiralamak çok ucuz. Bu bir kolaylık ama şöyle bir zorluk var. Araba opsiyonlarının %95'i elektrikli araba. Benim elektrikli araba tecrübem olmadığı için bunu biraz stres yaptım. Ama Oslo Havalimanı'na indikten sonra araba kiralama ajansına gittiğimde bana günlük 5 euro ekstra para ödersem benzinli araba imkanı sunacaklarını söylediler ve hemen benzinli arabayı kiraladım. Sonrasında yaşadığım problem, burada euro geçerli değil. Ya kredi kartı kullanacaksınız ya da paranızı change yapacaksınız. Her yerde change bürosu yok. Bu da bir zorluk. Sonrasında yaşadığım problem şu, eğer Oslo gezisi düzenleyecekseniz arabanızı nereye park edeceğinizi önceden karar almış olmanız gerekiyor. Çünkü şehir merkezindeki otoparkların çoğunu gezdim ve günlük ücreti 65 Euro'dan başlıyor. Bu beni çok çileden çıkarttı ve çok zamanımı aldı. Sonrasında ise arabamı şehrin dışında 48 saat ücretsiz bir otoparka park ettim. Bu benim için güzellikti. Ama oradan şehir merkezine gelmem için toplu taşımayı kullanmam gerekiyordu. Toplu taşımayı nasıl bilmeniz gerektiğini, telefonunuza bir app indirip nasıl bilet almanız gerektiğini videomda bahsedeceğim. Bu da bir zorluktu. Sonrasında Almanya'da 2 ile 3,5 euro bandında içtiğim bir kahve burada 6 euro olduğunu gördüm. En son olarak size şunu tavsiye edebilirim. Oslo ya da Norveç gezisi düzenleyecekseniz kesinlikle sağlam bir bütçeyle yola çıkmalısınız.